kadar uzun zaman geçti ki. Nihayet hünkârımla baş başa hava gidebileceğiz. Hatırlarsın, Manisa Sarayı'nda hava giderken bizi yanında taşırdı. Ayrılmak istemezdi. Mahidevran. Bak sana ne getirdim. Senin için acem işi kadifeler ısmarlamıştım. Teşekkür ederim validem. Zahmet buyurdunuz. Babamla Edirne'ye ava gideceğiz. Öyle mi? Ne güzel. Ormanda büyük kaplanlar, ayılar varmış. Ya karşıma çıkarsa? Sen hepsiyle baş edersin. Hem hünkârımız da yanında olacak. Anne, sen de gelecek misin? Ava babanla çıkacaksınız. Ben de otağda ya da Edirne Sarayı'nda sizi bekleyeceğim. Gün şalımı koydun mu? Yeşil elbisemi. Ne lazımsa yerleştirdim sultanım. Siz merak etmeyin. Fazlası var, eksiği yok. Güzel. Sultanım. Hazır Sümbül ağa. Şu sandıkları taşıttırırsın. Mustafa'nın sandığını da onun odasından aldırdı. Sümbül ağa. Sultanım, şehzademizin eşyalarını arabaya yükledik zaten. Hadi o zaman. Bunları da alın. Hünkârımız beklemesin. Sultanım. Sizin geleceğiniz bana söylenmedi. Ne? Vallahi ve tillahi hünkârımız emir verdiler. Şehzadelerimiz Mustafa ve Mehmet'i götürecekmiş. Bir de... Bir de kim? Hürrem Sultanı. Yine yaptı yapacağını. Anne, ne oldu? Yok bir şey. Hadi git sen. Sen gelmeyecek misin? Benim burada kalmam icap etti. Neden? Hadi git oğlum. Babam beklemesin. Seninle ne konuştuk biz? Hani Hürrem'in attığı her adıma haber verecektin? Sultanım, diyecek bir şey yok. Hem zaten kendi Edirne'ye gitti. İşte bunu soruyorum zaten. Onun da gideceğine neden haber vermedin bana? Sultanım, vallahi ben de bilmiyordum. Bana bir şey söyle Nigar Kalfa. Onunla ilgili bir şey söyle. Yoksa canını yakarım senin. Gözüm kulağım açık, inanın sultanım. Bir şey olursa, bir hatası olursa... Hele bir söyleme. Bak o zaman ben sana neler yapıyorum.